Ramazanda ihtiyaçlar sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Airfryer'dan blender'a, kahve makinesinden çay makinesine binlerce teknoloji MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin. Bu Ramazanda hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. Burger King'in sunduğu Union St. Julius Fenerbahçe Konferans Ligi maçının maç önü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çoğu zaman olduğu gibi sevgili Efekan Özener'le beraberiz ve hepinizin merakla beklediği bu eşleşmeyi taktik tahtasında konuşacağız. Efe sorularını soracak. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk hatırlatmamız var. Onu yapalım. Ondan sonra hemen bu keyifli maçın analizine geçelim. Programın sponsoru Burger King'in çok sevilen Economy Kings menülerinde bir tavuk burger menü 69.99 ve iki tavuk burger menü 109.99 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Fiyatlar bu kadar iyi olunca biz de gördüğünüz gibi kaçırmadık ve siparişimizi verdik. Siz de Burger King'e uğrayın ve fırsatları kaçırmayın diyerek Union St. Julius Fenerbahçe Maçını konuşmak üzere artık videoya geçelim. Bahsettiğin gibi herkesin heyecanla beklediği bir maç ve istersen muhtemel 11'lerle başlayalım. Evet e, sahibi ekiple başlayalım. Kalede Morris, üçlü stoperde Sykes, Machida ve solda Burgess sol stoper olarak. Merkezde bu maç özelinde Rasmussen sağdaki, solda Castro, sağda Terho. Önlerinde 10 numarada bence St.Giulias'ın en etkili iki oyuncusundan bir tanesi Puertas. Solda Amura ve onun partneri olarak da pivot santrafor Nilsson. St.Giulias 11'i diye düşünüyoruz. Tabi değişiklikler olabilir ama en azından tahminimiz bu yönde. Fenerbahçe, Kalide Livakovic, savunmanın sağında Brighto Sayı Samuel solda Ferdi Kadıoğlu. Merkez stoper ikilisi bu maçın yine belirleyici unsurlarından bir tanesi olabilir. Beka yorulduğunu söyleyip son maçta oyundan çıkmıştı. Acaba Ciku Çağlar bu maç özelinde olur mu diye düşünüyorum. Ama bunun üzerine oyunu bahsederken yine konuşuyor oluruz. İsmail 6 numaradaki tercih olacaktır bence olmalıdır da. Ve bunu da detaylandırırız. Merkez ikilisi Fred'in en azından ilk 60-65 dakikalık süreçte mutlaka ilk 11 başlaması gereken bir mücadele ama bu maçın yoğunluğunu yeni sakatlıktan çıkmış bir oyuncuya yüklemek mantıklı mı? Orasında düşündürücü. Onu da konuşabiliriz. Sağ kenarda Cengiz, solda Dušan Tadić ve tabii ki ileride de Edin Ceko. Edin Dzeko son maçta 90 dakika oynamıştı. O bana şeyi düşünürdü. Yani acaba deplasman olduğundan dolayı Michi Batuşağı ilk 11 başlayabilir mi? Çünkü Fenerbahçe'nin biraz daha oyun mentalitesini de değiştireceği bir maç olacak gibi duruyor. Ama en azından daha ağır basan düşüncenin Ceko oldu benim nazarımda bir gerçek. Onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi sen Julius'ta olduğu gibi Fenerbahçe'de de farklı bir 11 yapısı, farklı oyuncu tercihleri görebiliriz diye düşünüyorum. Hakikaten ucu her türlü sonuca açık. izlemesi de ve değerlendirmesi de bu arada çok keyifli bir eşleşme. O yüzden farklı detaylar bizi zorladı hazırlanırken. Fakat bakalım maç içeriğiyle alakalı bunu konuşuyor olacağız. Aslında 11 ve Fenerbahçe'nin bu maçtaki mantalitesine de geliriz. Fakat istersen daha önce de bahsettiğim gibi herkesin büyük bir Saint-Gilles merakı var. Seninle çekim öncesinde de konuşmuştuk. Avrupa futbolunun son 10-15 senede gittiği yerin ürünü gibi bir takım. Oyun stili de çok ilginç. Bütün veriler bazıları birbirini destekliyor, bazıları desteklemiyor. Çok enteresan bir takımla karşı karşıyayız. İstersen izleyiciler için takımı anlatarak başlayalım. Güzel girizgah yaptın çünkü 2 senedir falan herhalde bu maçların programlarını çekiyoruz. Hiç bu kadar merak edilen ve beklenen bir maç önü ben çekmemiştim daha önce. Hani Avrupa maçlarını çektik, renleri vesaire hepsini çektik ama sen beklenti çok büyüdü ekiple alakalı. Biraz da buna sebep biz olmuş olabiliriz. Kural çekimi canlı yayınında ama dediğin gibi çok böyle prototip, garip, özel bir takım yani. Net bir yükseliş hikayesi var ortada çok iyi yönetilen ve tam böyle göze hoş gelen belki topla çok aşırı ama inanılmaz atlı çok hızlı her şeyi çok çabucak yapan bir ekip. O şekilde söyleyebiliriz. Şimdi ilk olarak Sen Julius'un oyun tarzını ve mentalitesini net olarak söylediğimizde topu ayağında eveleyip gevelemeyen ve olabildiğince hızlı bir şekilde rakip kaleye inmeye çalışan ve skoru da o şekilde hızlı bulmaya çalışan bir takım. İyi yönetilen kısmı Tam olarak şu gerçekten boyu mentalitesine ne kadar uygun oyuncu varsa sanki bu ekipte toplanmış gibi. Bu çok net. Özellikle ön üçlü. Çoğunlukla bu takımı Puertas ve Amura özelinde okumamız gerekiyor. Çünkü yani neredeyse hücumların %80-85'inde direkt olarak tabii ki hücumlarda öneye yak olmaları çok normal ama etki anlamında direkt olarak bu takımın her şeyi bu iki oyuncu ve yanlarında da bu iki oyuncunun özelliklerine göre yardımcı olabilecek çok iyi bir pivot santrafor rolü var. Onda da Nilsson'dan bahsediyorum tabii ki. Bu arada bu videoda biraz da şuna dikkat etmek istiyorum. Fenerbahçe'yi zaten her hafta lig maçlarında ve oyun anlamında konuşuyoruz. En azından ilk maç maç önünde San Julius'a biraz daha ağırlık vererek konuşmak bence daha doğru olacaktır. Çünkü esas merak eden o videonun son kısımlarına doğru da Fenerbahçe ne yapmalıyı konuşmak daha doğru olacaktır. İlk etapta üçlü stoperin topu geriden çıkarırken çok fazla kısa pasa ihtiyaç duymadan uzun ve dikine topları kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Merkez oyuncuları da topu kaptığı zaman hiç böyle e, kaptıktan sonra tekrardan bir geriye döneyim stoperden oyun kuralım ve sete yerleşelim diye bir şey yok. Bu takım Belçika Ligi'nin en skorer takımı olabilir Lider olabilir açık bir puan farkıyla fakat toplu oynama yüzdesinde ligin 9. sırasında. Yüzde 50'lerde dolaşıyor top. Bu benim Avrupa'da lider olup bu kadar gol atan bir takımda gördüğüm en düşük toplu oynama yüzdelerinden bir tanesi. Net olarak bizim karşımıza şu sonuç çıkıyor bu takımın dikine pasları baskı attığını rahatlıkla kıran ve aslında bunu bu pas attıktan sonra öndeki hızlı oyuncularıyla skora ne kadar rahat gittiklerinin bizim için bir göstergesi. Genelde Türk takımları bu tarz rakiplere karşı çalışmış, oyun disiplinden kopmayan ve alıştığı oyunu çok uzun süredir devam ettiren ekiplere karşı zorlanıyor ki deplasmandaki North Shetland maçı tam olarak böyleydi. Bir makine düzenine bizim takımlarımız biraz daha net tepkileri veremiyor gibi duruyor. Bu sebeple Fenerbahçe oyunun değişeceği bir maç derken de tam olarak bundan bahsettim. Şimdi burada net olarak bir bağlantı var. Bu takım hücumlarının çok büyük bir kısmını, yaklaşık yüzde 45'ler gibi bir kısmını sol kenarından oynuyor. Amura topu aldığı zaman sol kenara doğru kayan ve driblingle içeri giren bir oyuncu. Puertas kendini markajdan çıkardığında topla sol kenarda buluşan bir oyuncu ve diğer sol kenardan gelen oyuncular, topu kullanan stoperler de dahil uzun vurduklarında dahi ilk düşündükleri yer her zaman Senculia hücumlarının sol bölgesi oluyor. Burada konuşmamız gereken şey Fenerbahçe'nin savunma yerleşimi ve Fenerbahçe için bu maçın bence en önemli oyuncusu Brightosai Samuel. Amura'yla da karşılaştığında sürekli birebir kalacak, Puertas'la karşılaştığında da sürekli birebir kalacak. İlk 11'leri sayarken demek istediğim sağ stoper çok önemli bir tercih olacak deme sebebim de burada daha hızlı olan Çağlar ya da Cikumu tercih edilecek? Fenerbahçe bu oyunu geride karşılamak isterse Bonucci'm. Bonucci mi? Bonucci'yi düşük bir ihtimal görüyorum ama rotasyonda olduğundan dolayı söyleme ihtiyacı duydum. Bu anlamda Fenerbahçe'nin savunma mentalitesi dışında tercih edeceği stoper ve onun Bright Osei Samuel ile olan adam paylaşımındaki uyumu sen hücumlarının net olarak sekteye uğramasına sebebiyet verecek bir numaralı altın kural olarak görüyorum burada. Ve tabii bir diğer nokta, burada bu maçta ben olsam eğer kesinlikle Kurunçi kullanmazdım. Çünkü Puertas'a karşı içle oynamanın bir intihar olacağını düşünüyorum burada. Çok net. Puertas dribbling metriklerinde Belçika Ligi'nin en iyi oyuncularından bir tanesi. Kilit pasta öyle. Normal pasta öyle. Şut denemede öyle. Zaten ligin asist kralı. Muazzam bir on numara. Net olarak söylememiz lazım. Sürekli temas. Bu arada başarısız topa dokunma ve top kaybı ortalamalarında da yukarıda. Bu sebeple net olarak oyun tarzı onun karşısına konacak isim bu maçta İsmail Yüksek olmalı. Çok açık ve net. İsmail'in sürekli rahatsız edeceği, sürekli hamle yapıcı, ikili mücadeleye zorlayacağı ve kimi zaman Sencülias'ın zayıf karnına yönelik hücum Hücuma, kalkışma, geçiş hücumu bunu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Topu kaptırma ve topu kaptıktan sonra hücum kısmında İsmail Yüksek Brightosayı Sayı Samuel'den sonra Puertas eşleşmesinde bu maçın en kritik bölümü olacak. Bu maçı iki kritik eşleşme verebilirim o yüzden. Amura, Brightosayı Sayı Samuel ve Puertas, İsmail Yüksek ikilisini en başta söyleyebilirim. Burada sana şunu sormak istiyorum. Aslında genel bir çerçeve çizmiş oldum. Fakat spesifik olarak baktığımızda bahsettiğin gibi %50 neredeyse %50 hemen üstünde bir toplu ortalamayla ligde liderler. Yanılmaz bir skor hacmi var takımın. Avrupa'da da bu oyunu göstermiş durumdalar. Ve mesela bunu destekleyebilecek şekilde pres istatistiğinde de liglerinde çok öndeler. Fakat isabetli uzun pasta, başarılı driplinkte bunların hepsinde de geride kaldıklarını görüyoruz. Yani direkt oyun oynayan takım profilinde bazı bazı özellikleri sağlarken bazılarını da sağlamadıklarını görüyoruz. Ve akan oyunda çok etkili bir takım. Bütün bunları ne açıdan söyledim? Şu açıdan söyledim. Bu takım bu akıcı hücumu nasıl oluşturuyor? Sence sihri nerede? yerleşimleri çok iyi olduğundan dolayı. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Özellikle top stoperleri aldığında iki merkez oyuncusunun hat arasına çok iyi girdiğini görüyorsun. Çünkü aynı zamanda kenarda kullandıkları oyuncular rakip takım savunmasını genişletmek için çok fazla çizgiye basarak oynuyorlar. Bu da aradaki alanların büyümesine sebebiyet veriyor. Yani o kenar oyuncusuyla örneğin Bright Osei Samuel eşleştiğinde ya da Amura ve Nilsson biraz daha kenara açıldığında şurada gördüğüm bütün alanlar büyüyor ve artı bir oyuncuyu buraya soktuklarında, bu markajdan kurtulduklarında, aynı zamanda inanılmaz hareketli ve tempolu bir takım olduğundan dolayı. O dikine kullandıkları pasların zaten bu kadar isabetli olup rahat skora gitmelerinin temel sebebi de hücum yerleşimlerinin çok iyi olması ama hücum yerleşimi dediğim şey de rakip yarı sahada sete oturalım değil. İlk topu çaldıktan sonraki hareketlenmeler ve reaksiyonlar direkt olarak bu alışılmış oyunun temelini oluşturuyor. Bence bunun bir numara sebebi de oyun zekası yüksek oyuncuları sahip olmaları. Puertas önderliğinde özellikle. Aslında kullandıkları çoğu pas neredeyse kilit pas seviyesine yakın önem arz eden paslar. Öyle çok çok iyi ayağı olan stoperlere belki sahip değiller ama bu topu çok iyi kullanacak zeki savunma oyuncularına sahipler. Bence bu önemli, bunu ayıran bir nokta olduğundan dolayı ve bu akışkanlığı zaten atletik bir takıma pas yönünden bir zeka kattığında ne kadar rahat pozisyon buldukları direkt eşittir önümüze çıkan sonuç oluyor. Bu sebeple Fenerbahçe savunmada uyanık olmak zorunda ve aynı reaksiyonu, aynı hızlı düşünceyi işin savunma tarafı da bence vermeli diye düşünüyorum. Fenerbahçe tarafına baktığımızda da aslında şunu sormak istiyorum sana. Hatay maçı biraz fabrika ayarlarına dönüş gibi oldu Fenerbahçe adına en azından Fred ilk 11'de olmasa da oyuncu profili olarak. Sağ bekte, sol bekte takımın aktığı dönemdeki oyuncuları gördük. Orta sahada tekrar bir 6-8 Şimanski kombinasyonu gördük. Ve bunun sonucunda da belki de Şimanski'nin etkinliğinin arttığını gördük. Soldan hazırlanıp sağdan biten hücumlar gördük. Fakat şu anda özel bir rakiple özel bir maç söz konusu. Sence İsmail Kartal nasıl bir oyun planıyla çıkmalı? İsmail Hoca bence Sanculios'u izlediği zaman bu maçla alakalı aklına gelecek olan ilk plan Fenerbahçe'nin normal oyun mentalitesinden biraz daha dışarıda olacak haliyle topu rakibe bırakmak olacaktır. Fenerbahçe'nin bu sezonki oyun aklına biraz daha ters bir durum bu. Çünkü bu takımın, rakip takımın düzeni tamamen boş alanları bulmak ve bu boş alanları değerlendirmek üzerine hızlı çıkışlarla az önce de anlattığımız gibi. Senle sohbet ederken bir maç aklımıza gelmişti. Onu da sana söyledim hatırlıyor musun diye. Fenerbahçe Erol Bulut döneminde içeride bir Alanya maçı oynamıştı. %29 da topa sahip olup aslında çok net ve rahat bir oyunla Alanya'yı yenmişti. O dönem Alanya topsuz oyunu çok iyi oynayan, alanları iyi kullanan ve paslarla beraber rakibe çıkan ve aslında üzerine rakip takım savunması geldiğinde o alanları kullanmasıyla kaleye giden bir ekipti. Pasör de bir takımdı aynı zamanda. Sencülaz pasör bir takım değil ama eğer Fenerbahçe ön baskı hattını her zaman olduğu gibi Şimanski, ceko ile beraber daha önde kurup İsmail Yüksek'i Fred'in yanına hamle yapması için ön alana gönderirse burada geçişlerde net olarak sıkıntı yaşayabilir. Bence olması gereken bu maçta yine 4-4-2 yerleşilebilir. Çünkü 3 tane stoper var geride kullanılan. Ama bu sefer İsmail'in Fred'in yanına gitmesi değil, Fred'in İsmail'in yanına gelerek aslında çift çapalı diyebileceğimiz ikili bir yerleşimle puertası özellikle e, sıkıştıracak bir savunma anlayışı gerçekleştirmeleri düşünüyorum. Bu maçta hiç olmadığı kadar şimanski ve Ceko'yu rakip ceza yayından ziyade rakibi karşılarken orta saha merkezine biraz daha yakın konumlanırken görebiliriz. Bir diğer nokta da tabii ki beklerden önce Cengiz ve Tadic'in oyunu genişleten kenar oyuncularıyla eşleşmesi. Fenerbahçe için bu maçın anahtarı rakibin hücum oyuncularının bulunduğu alanları daraltmaktan geçtiğini düşünüyorum. Fenerbahçe bu maçta takım boyunu ne kadar uzatırsa o kadar sıkıntı yaşayabileceği bir ekip. İkinci bir ihtimal şu olabilir. Baskı anlayışından çok fazla taviz vermeyip, ayağı iyi olmayan stoperleri ki özellikle Börges'ten bahsetmek lazım çok fazla uzaklaştırma yapıyor ki Şimanski'nin baskısının bölgesi yoğunlaşabileceğini düşünüyorum bu arada. Ve ani uzun vurmaların kısa düştüğü anlarda Fenerbahçe için bir geçiş imkanıdır. Bunu da bir not olarak eklemek isterim. Bu sefer de baskı bu kadar önde konumlandırmak isterse İsmail Hoca burada iş Fenerbahçe'nin savunmasına düşüyor yani takım boyunu her daim kısaltacak olan ekip Fenerbahçe'nin arkasındaki dörtlü. Şu şikayet çok fazla görüyoruz. Çok fazla katılmıyorum ama beka yokken Fenerbahçe stoperleri Çağlar ve Ciku biraz daha geride konumlanıp topu kullanmak için muhtemelen yani eksik yakalanmamak ve kapılan topu hemen kullanabilmek için biraz daha arkada konumlandılar ve Fenerbahçe'nin son bir aylık süreçte takım boyunu biraz uzattılar. Çok abartıldığı kadar olduğunu düşünmesem de bu bir gerçek çünkü Beka rakip forvetleri yapıştığından dolayı ve her takibinde aslında biraz daha ön alana doğru gelip temaslı bir oyun oynadığından dolayı takım boyunda ister istemez ileri doğru çekiyor. Çünkü rakip santraforu orta sahaya sürüklüyor. Çağlar ve Cuku bunu yapmadığından dolayı biraz uzadığını kabul edebiliriz burada. Ama işte bu maçta ön hücum hattına Fenerbahçe'nin topu kullanan ve genelde uzaklaştırmayla dikine bir pasla rakibi yönlendirdiği anlarda bir, Şimansk ve Ceko'dan geçecek ilk pasa Fred ve İsmail'in adamlarıyla olan birebir eşleşmeleri ve ne kadar rahatsız ettikleri. İşin ikinci kısmı tersten üçüncü bölge olarak düşündüğünde Fenerbahçe stoperlerinin ileri uç oyuncularına ne kadar yapışık olduğu. Rahat top aldırmamak. Bu maçtaki birinci ana plan. İkinci ana plan da az önce söylediğim gibi Sencülyas'a geniş alan bırakmamak. Fenerbahçe bu mentaliteyi uyguladığı takdirde ki muhtemelen bundan sonraki sorun da Fenerbahçe'nin hücumu üzerine olabilir diye düşünüyorum. Bu maçın hücuma kalkmadan önceki ilk aşaması olan topu kapmak ve hızlı hücuma çıkmak kısmının ilk etabını bence bu baskı mentalitesiyle tamamlamış olacaktır. Yani takım oyunu kısaltmak aslında doğal bir paslaşma oldu. Tam olarak onu soracaktım. Hep Fenerbahçe'nin Sen Julioza alacağı önlem ve ona karşı göstereceği reaksiyon üzerinden gitmiş olduk. Fenerbahçe top ayağındayken ne yapabilir? Şunu net olarak söylemem lazım. Fenerbahçe nasıl hücum etmeli diye düşündüğümde keşke bu maçta kulübede ya da belki de İsmail Hoca'nın elinde olsaydı tercih edebilirdi. Emre Morca şu ikilisi maksimum fayda sağlanabilecek maçların başında gelen müsabaka kesinlikle bu olabilirdi. Fenerbahçe için bu hücum anlayışını ilk Kitabının rakibi rahatsız etmekle takım boyunu kısaltmak olduğundan bahsettik. İşin ikinci kısmı da topu kaptığın andan itibaren aslında bir geçiş takımını kendi mentalitesiyle vurmak üzerine bir oyun planı olabilir. Yine bunun en güzel örneği içerideki Norşeland maçında olmuştu. King, Batshuayi, Ranken çıkmıştı ön üçlü olarak hatırlıyorum. Teşekkürler teyit ettiğin için. Ve Fenerbahçe harika bir geçiş oyunu oynamıştı. Net de bir skor gelmişti bununla beraber. Tam olarak öyle bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Artı burada şöyle bir şey var. O maçta Norşeland'ın geriden pasla çıkmaya takıntılı bir ekip olmasından dolayı bu tarz hızlı ve agresif bir üçlüyle başlamak mantıklıydı. Bu maçta da bence geçiş savunmasını çok kötü yapan bir takım var Fenerbahçe karşısında. Bu net olarak söyleyebilirim. Risk aldıkları dikine pasları kaybettikleri ya da oyuncuların başarısız kontrol yapıp topu kaybettikleri her anda rakibin geriye koşarken ya da savunmaya yerleştirirken inanılmaz zayıf olduğunu söylemem lazım. Bu çok net dikkatimi çekmiş durumda. Normalde 9 gün içerisinde 10 maç izleyerek bu video hazırlandı ama Alpaslan bana Westerlo maçını da izlememi söyledi. Onunla beraber 11'e tamamladım. Westerlo ile beraber Sencilo'ya karşılık verdi ve bir bakıma kendi silahıyla beraber vurdu diyebiliriz aslında net olarak. Fenerbahçe oyun aklını hızlandıracağı, fazla fazla sprint yapıp geçiş kovalayacağı mücadele bu mücadele. Neden? Fred 60-65 dakika bile olsa Fenerbahçe'nin başlangıç planında yer almalı diyorum. Fenerbahçe'nin topu kaptığı anlarda kendisine atılacak bir pasta vücut çalımı ile eksiltmesini çok iyi yapıyor çünkü. Genelde arkasını aldığı 6 numarayı bir vücut çalımı direkt eksiltip Fenerbahçe yüzü hücuma kaldırıyor. İkincisi kendi pozisyon almasıyla top kaptığında o topu ilk ayağından çıkardığı an hızlı ve direkt geçişi başlatan pastır oluyor. ve Üçüncüsü Sebastian Szymanski genelde orta sahaya direkt gelip o topu alıp hızlı bir ...bir de gitmeye çalışan bir oyuncu ki topu arkasından vurup koştuğundan dolayı iyi mesafe kat edebiliyor. Ve sonuçta Cengiz gibi bir dribblingçi var. Cengiz çizgiye yakın değil de genelde oyunun merkezinde topla buluştuğu anlarda... ...sol ayakla içeri doğru girdiği anlarda bu geçiş yerleşim problemi olan sen Julius savunmasını direkt olarak bozabilecek ve bu yerleşimi çok iyi kullanabilecek oyunculara sahip Fenerbahçe. Yalnız son maçlarda şöyle bir şey var. Özellikle bu Hatay maçında gördük. Fenerbahçe çok iyi geçişler yaptığı anlarda son tercihlerde sıkıntı yaşadı. Cengiz bir yerde pası vermedi. Ceko 3'e 2, 4'e 2 yakalamışken e, rakip savunmaya nişanlamıştı topu. Tercihleri doğru yaptığı ve bu geçişleri iyi yönettiği takdirde Fenerbahçe'nin deplasmanda bulunacak skorda bir şansı olduğunu düşünüyorum net olarak. Bu arada San Julius'ı çok iyi bir takım olarak tabii ki anlatıyoruz. Anlatacağız çünkü öyle bir takım. Ama bu demek değildir ki Fenerbahçe bu turda favori değil. Fenerbahçe bu turu asla geçemez. Hayır. Bir teraziye koyduğum zaman Fenerbahçe'yi Julius'a göre daha önde gördüğümü söylemem lazım. Özellikle Kadıköy'deki maçta bu işin bitirilebileceğini düşünüyorum. Fakat tehlikeli bir takım. Tabii ki anlatmamız gerekiyor bu şekilde. Ana etap geçişlerden geliyor. İkinci konu. Bence ortaları, kenar ortaları çok kötü savunan bir stoper üçlüsü var. Bu net olarak söylemem lazım. Üçlü stoperin en önemli oyuncusu Kevin McAllister e, bir sakatlığı var. Muhtemelen bu maçta oynamayacak. Çok ciddi bir eksiklik. İnan bana yani ön üçlüden sonra kim e, sen Julius'ta izlediğin maçlarda olmasın derdin desen. McAllister'ı söylerdim çünkü geriden normal stoperlerin çok üzerinde top çıkarma kapasitesine sahip ve kısa hızlı bir oyuncu. Tam bir kenar stoper aslında baktığında. Kenar orta savunmalarını çok kötü yapıyorlar. Duran topları çok kötü savunuyorlar. Fenerbahçe'nin her fırsatta ve her maçta söylediğimiz duran top çalışmalarını, son dönemde artık vuruşları da gördüğümüz duran top çalışmalarını bu maç özelinde yapacağını ve bu zafiyetten yaralanacağını düşünüyorum. E tabi Cengiz oynadığında bir kanatta kavisli kesilen ters ayaklı bir ortayı söylemeden olmaz. Edin da aslında çok rahat kafa pozisyonları bulabileceği bir maç olduğunu söylemem gerekiyor. Geçişler evet ama sete oturulan anlarda da kenar ortaları Duşan Tadiç'e artık söylemiyorum zaten adrese teslim ortalar. Şimanski'nin yerleşim problemi yaşayan bu takımın ara hatlarına yapacağı o meşhur Tadiç'in çok yukarıdan olmayan ortalarında kale ağzında bitirişleri bunlar olabilir. Çoğu maçı son dönemde Şimanski üzerinden anlattık. Çünkü aslında hep kendisinin oyununu aktarması için çok müsait maçlardı. Formu maalesef iyi bir durumda değil. Fredsizlik onu kötü etkiledi. Bu sebeple çok fazla olmadı ama Fred'in olduğu bir senaryoda Şimanski'nin de etkili olacağı bir mücadele olabilir. Bu şekilde hücum anlayışını ve oyuncu tercihlerini söyleyebiliriz. Bir not eklemek istiyorum sadece. Galiba bir defaya mahsus Cengiz ortalarından bahsettim ama bu maçta bu takımın reaksiyon hızına karşılık ve sonuçta bir deplasman mücadelesi, net bir skor almak Fenerbahçe'nin ana hedeflerinden biri ve geçiş driplinklerden bahsediyoruz. Osterwold'e o sayı yapıp Ferdi'yi sağ ön kenarda değerlendirebilirdim bu maçta. Eğer şanslar elimde olsaydı. Sadece bir BC planı olarak bunu da eklemek istedim. Mesela İsmail Hoca böyle bir şey yapsa hiç şaşırmam. Onu da söyleyebilirim. Yani bu oyun mentalitesine göre böyle bir anlayış. Fenerbahçe taraftan en çok isteklerinden biri. Bir, Ferdi'yi 8'de kullanmak. iki bir kenar oyuncusu olarak kullanmak. Ferdi bunu da yapabilir çünkü. İçimde kalsın istemedim. Bunu da söylemek istedim Fenerbahçe ile alakalı. Sana son bir bonus soru sormak istiyorum. Fenerbahçe 7-17 Mart günleri arasında 4 tane çok kritik maça çıkacak. Ardından da araya gireceğiz. Geçen sezonda seviye eşleşmesi olduğu zaman Avrupa Ligi performansının ardından taraftarın büyük umutları vardı ve psikolojik olarak da orada bir kırılma görmüştük. Sezon boyu bu şampiyonluk yarışını konuşurken Ceko Tadic başta olmak üzere Fenerbahçe'de artan lider karakterli oyuncu konusu da konuşulan bir konu oldu. Bu kritik dönemeçte ve kritik eşleşmede başta Ceko Tadiç olmak üzere Fenerbahçe'nin bu sezon değişen oyuncu karakterlerinin bu eşleşmeye nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Fazlasıyla yansıyacağını düşünüyorum. Net bir Avrupa tecrübesi burada devreye girecektir. Aynı zamanda şöyle bir gerçek var Efe. Yani normalde mesela geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalin Fenerbahçe'nin daha yüksekti. Yoksa tabii ki bu yıl Konferans Ligi'ni mi dersen net bir hedef, net bir çıta koyma aşamasında Konferans Ligi'nin hiç hiç böyle çok çok hayal bir uzaklıkta olmadığı bir gerçek Hepimizin hepimizi marumcu. Hatta ilk etapta ilk turda direkt Sanculias'ı çekip St. saf saftışı bırakabilirse Fenerbahçe önünün daha açık olabileceğini düşünüyorum. Bu turun öyle de bir anlamı var. Muhtemelen Ceko ve Tadic maç önü konuşmalarında soyunma odasında bu maçın önemine dair ve Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe'nin konumuna ve geleceğine dair mutlaka belirli dokunuşlar olacaktır. Sadece Tadic ve Ceko özelinde de değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin transfer mentalitesinde övdüğümüz bir şey. Birçok pozisyonda eski takımlarında kaptanlık yapmış ya da lider oyuncular olması. Fred öyle bir oyuncu. Ciku öyle bir oyuncu. Bekao inanılmaz bir lider. Devrede Bonucci geldi. Çağlar lider karakterli bir oyuncu. Artık Ferdi öyle bir oyuncu. Artık Ferdi öyle bir oyuncu. Livakovic sessiz gözükse de eski bir kaptandır. Onu da söylemek lazım. Bu sebeple sadece sağ içerisinde değil işin mental tarafında da Fenerbahçe'nin oyuncuları sayesinde güçlü duracağı bir eşleşmenin bizi beklediğini düşünüyorum. Rahat kırılır mı rakip? Bence çok rahat kırılacak bir takım değil ama Fenerbahçe'nin bu turda net olarak şansı olduğunu söylemem lazım. Şu yorumu çok fazla gördüm. Kesinlikle hak veriyorum. Bu geçen seneki Ren'e benzeyen bir takım mı diye. O takım da top çok iyi oynayıp inanılmaz hızlı kaleye giden bir takımdı. Bence o Ren bu takımdan daha iyi bir takımdı. Onu net olarak söyleyeyim. En azından kendi karşılaştırma bu şekilde. Bu sebeple Fenerbahçe Farklı oyun mentalitesine direkt adaptasyon sağlayıp, bu şekilde Senculasa karşı deplasmanda net bir skor almasını diliyorum diyeyim son olarak da. Ama konuştuğumuz senaryolarda da hakikaten muazzam bir maçın bizi beklediğini söylemem lazım. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Efe. Soruların için çok teşekkür ederim. Burger King'in sunduğu Sen Julia Fenerbahçe konferanslı gençleşmesinin maç analiz programının burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çok merak ediyordunuz. Umarım Fenerbahçe için hayırlı ve güzel bir tur olur. Güzel bir maç olur. İkinci maçın maç analizinde tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizin de bu turla alakalı yorumlarınız varsa lütfen aşağıya bırakmayı unutmayın. Tabii ki Sports Detail YouTube kanalına da abone olalım diyelim ve hoşçakalın.